Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlere yeni çıkan bu canlı yayın muhabbeti olan Periskop isimli uygulamayı inceleyeceğim. Periskop bildiğiniz gibi hem internet yayıncılığını değiştirdi hem de ben de dahil olmak üzere birçok YouTuber ya da YouTube kanalını kullananların canlı yayın yapma alışkanlığını değiştirdi. Bu çok basit, kolay bir canlı yayın uygulaması. Twitter menşeli, Twitter tarafından geliştirildi. Şu anda da sadece iOS platformunda var. Belki siz bu videoyu ne zaman izliyorsunuz bilmiyorum ama Android'de de gelmiştir. Şu anda hani beta sayabiliriz bu olayı. Şimdi Periskop için nasıl yapacağız? Ben şöyle güzel güllük güneşlik bir yer ararken ışık patladı burada. Şunu ben size göstereyim. Periskop'u indirdik. Şöyle girişimizi yaptık. Şimdi bu aşağıda televizyon kısmında sizin takip ettiğiniz ve işte sonradan yüklediğiniz ya da canlı yayın yüklediğiniz arkadaşlarınızın, eşinizin, dostunuz ya da takipçisi olduğunuz şey, gazeteci olabilir, haber ajansı olabilir, herhangi birisi olabilir. Onların yaptığı yayınlar, hani şu an canlı olmadığı için şurayı normalde canlı yazarsa live yazıp düşüyor. Şurada, dünyada ise yani globalde, şöyle global yazıyor. Gördüğünüz gibi live yazıyor. 96 kişi indiriyormuş. 96 kişi izliyormuş. Böyle güzel güzel kızlar umarım yayın yapıyordur diye bakan, bekleyen arkadaşlar var, yapılıyor. Ama ben hiç hani şöyle abuk sabuk bir muhabbetle karşılaşmadım. Onu da söyleyeyim, bir algoritması var herhalde. Sanırım bloklanıyor hesap olarak. Çünkü globale düşüyor yaptığınız yayınlar. Şimdi ben bir tane canlı yayın yapayım ve canlı yayında ne yapacağımızı göstereyim. Şimdi şuna bir bakıyoruz, şu konumumuzu paylaşıyor şu anda. Twitter hesabınızdan otomatikman paylaşıyor. Şu anda ekran geldiği gibi yazıyorsunuz. Şu sadece sizin takip ettiğiniz kişilere yayın yapıyor. Yani onlar konuşabiliyor chat kısmında. Sadece hani benim arkadaşlarım, ben yeni takip ettiğim tayfa bana bir şey yazsın, onun dışında kadar umurumda değil derseniz bunu işaretliyorsunuz. Bu da private broadcast, yani özel canlı yayın. Yani amacına uygun olursa, kullanılırsa güzel şeyler görebilirsiniz burada. Şimdi bunu da cancel diyelim. Buradan direkt yazıyorsunuz, tweet olarak atıyor bunu live hashtag ile yazalım. Şöyle hatta canlı yayında video çekiyorum. Canlı yayında yayın. Yazamadım ki. Evet, şu anda direkt start broadcast'e bastık ve şu an you are live now yazan yazıyı okuyabiliyorsunuzdur büyük ihtimalle. Şu an 0 kişi var, daha düşmedi. Pıt 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 düşecek şimdi. Sesi açalım biraz. Evet, geldi. Şimdi kalp basıyorsunuz şöyle. İki kere tıklarsanız kamera değişiyor. Şöyle yapalım. Evet, şu anda çekimdeyiz. Çekim yapıyoruz. İşte taban kaldır falan yazıyor herhalde. Aleykümselam. Video çekiyorum. Şu an Webtekno TV'de cuma günü büyük ihtimalle görebilirsiniz bu videoyu. Hazırlarlarsa. Lütfü hazırlarsa cuma günü. Hazırlamazsa bilmiyorum. Aleykümselam. Evet, şu anda video böyle. Şu an canlı yayındayız. Hani şu an benim kafamla karıştı. Her türlü karşılarında kamera var. Şimdi asıl muhabbet burada bu Periskop'un yayıncılık anlayışının nasıl olacağı. Hani çok tartışma çıktı ki hala tartışılacak. Atıyorum mesela şu an biz maç yayınını kimden alıyoruz? Dijitürk'ten. Dijitürk maçını ben evde Dijitürk'ü bağladım. Televizyonundan maçı çektim. Bu illegal mi? Legal mi? İllegal diyenleriniz olacaktır ve çoğunluktadır ki haklısınız. Sonuçta tek bir zümreye, tek bir evdekilere yayını dışarı açamıyorsunuz Dijitürk gibi platformlarda. Tamam. Dijitürk konusunda haklıyız. Gittik maça. Maçı çekiyoruz. Canlı canlı. Kurduk oraya işte. TT Arena'nın yanında. Şu güzel de bir upload hızı vardır oranın. Maçı çektik ve yayınladık Galatasaray-Fenerbahçe derbisini. Bu illegal mi, legal mi? Hani bu tartışmalar çıktı. İşte hani bu kamerada canlı yayını görünce coşup çıkarıp sallayan tipler çıkacak. Onların önlemi nasıl alınacak? Onlar çıktı. Şu anda güneş patladı. Şöyle yapayım. Yani tartışma çıktı da çıktı. İşte ya medya anlayışı değişecek, yayıncılık anlayışı değişecek dediler. Gazeteciler kullanmaya başladı ki çok iyi kullanan gazeteciler tanıyoruz. İyi kullanan ajanslar da tanıyoruz. BBC yapıyor bunu ve birçok kişi yapmaya başladı. Hani dediğim gibi hani asıl mecramız YouTube olmasına rağmen hani benim gibi arkadaşlarım biz bile Periskop kullanıyoruz ki daha kolay oluyor. Direkt paylaşıp, bu arada 42 şey olmuş. Sizi ilgilenemedim, video çekiyorum da. Siz buradan şimdi şu an alın soruları. Okuyabiliyorum şu an. Bu şekli ne güzelmiş ya. Preview oldu diyor. Dediğim gibi bu yayıncılık şeyini nasıl değiştireceği belli değil. Hani iyi kullanılırsa tabii mükemmel bir
teknoloji ve mükemmel bir kolaylık sağlıyor. Saçma sapan kullanılırsa yine tayfasına göre belki mükemmel bir teknoloji olarak da kalabilir, bilmiyorum. Ama şu an hani haber alma özgürlüğü olarak da, yayıncılık özgürlüğü olarak da üst seviye mükemmel bir uygulama. Evet, bizi Webtekno Facebook adresinden, Webtekno Twitter adresinden ve Webtekno TV YouTube kanalımızdan abone olarak takip edebilirsiniz. Webtekno.com'u takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ben burada canlı yayına devam edeceğim. Takip etmek isteyenler beni takip edebilir Periskop'ta. Eyvallah. Şunu da son kez söyleyeyim. Şu an tanıttığım zaman an itibariyle sadece iOS'ta var. Fakat Android'e ne zaman çıkar bilmiyorum. O da betası şey içindir. Hani böyle Android'de biliyorsunuz açık kaynaklı. Hemen hackleyelim. Milletin yaptığı canlı yayına sızalım. Görüntü alalım. Görüntü kaydedelim. Gibi gibi şeyler de var. Cem Yılmaz'ı da takip edin. Tolga Çevi'yi de takip edin. Ben onları takip edin ve eğlenceli yayınları oluyor. Bilmiyorum. Şu an ilk kullananlar onlar. Ben de ilk defa YouTube videosu çekerken kullandım. Yani ilk defa derken kullanıyordum. Yani ilk defa YouTube videosu çekerken Periskop kullanıldı herhalde. Evet. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ama şarjı biraz yiyor ya. Hani o konuya dikkat edin valla. Şafak Sezer de Fener'deydi. İrfan Değirmenci var. Evet. Gelenler şu an yorumları okuyoruz. Bu arada canlı yayını kapatıyoruz. Bakın şöyle açayım. Aşağı doğru. İndiriyorsunuz kamerayı. Şöyle. Şöyle indiriyorsunuz. Stop broadcast yapıyorsunuz. Ve şu uploading for replay diyor. Şu anda upload ediyor bu videoyu. Upload testini 2 dakikada ederim diyor. Ki çok düşük kalitede çözünürlük olduğu için hemen tıkır 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 atıyor. Upload da yüksekmiş bu arada. Kapanışı bir daha yapacağız. Yani bunu... Hatta şöyle save to camera roll derseniz de telefonunuza da kaydedebiliyorsunuz upload yaptığınız canlı yayınınızı ekstradan. Çok birçok da kolaylığı var. Hani bir olay görmüşsünüzdür. Panikle açmışsınızdır şeyi, periskopu. Hani canlı yayında herkes görsün istemişsiniz ve sonra bu olayı kaydedip upload edip hatta sonra telefonunuza kaydedebiliyorsunuz. Bu da oldukça düşünülmüş ufak ve kolay ayrıntılar. Şu an kaydetti bakın. Save to camera roll diyelim. Evet, fotoğraflarınızı erişmek istiyor mecburen. Direkt kaydetti hiçbir şey olmadan. Burada size diyor ki 5 dakika boyunca yayın yaptın, 66 kişi izledi. Toplam 2 dakika 20 saniye falan time watch oldu diyor. İşte kalp basanlar sana, işte 53 kalp. Bilmem ne, bilmem ne falan filan. Evet. Evet, şu kısımdan da profili görebiliyorsunuz. Bu da size takip etmeniz gerektiğini. Şuradan profilinizi görüyorsunuz. Burada aldığınız kalp sayısı yazıyor. Ve Twitter hesabımız da aynı. Böyle bir uygulama. Bizi Webtekno Facebook adresinden, Webtekno Twitter adresinden, Webtekno TV YouTube kanalından abone olarak takip edebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bu tarz videoları severseniz de like, dislike sayısına biz çok önem veriyoruz. Like yaparsanız videoya sevinirim. Hoşça kalın tekrardan.